Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Five Nights at Freddy's Sister Location'ın trailer'ı çıktı. Dün çıktı trailer'ı, yazık ki dün yapmaya bir inceleme videosu yapmaya vaktim olmadı. Bugün yapabileceğim. Hiç vakit kaybetmeden trailer'ı açmak istiyorum. Planım şu: ilk önce trailer'ı izleyeceğiz, sonra genel bir yorum yapacağız. Sonra trailer'ı böyle inceleyeceğiz. Her bir saniyesini inceleyeceğiz. Trailer harika. Trailer harika, trailer harika, trailer harika. Scott Cawthon kendini her gün daha da geliştiriyor. Scott Cawthon oyun yapımcısı, bilmeyenler için. Oyunun çok iyi olacağını düşünüyorum. Five Nights at Freddy's 4'ün daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü her bir oyunla Scott Cawthon bir yenilik getiriyor. Hani aynı oyuna devam, oyunu aynı şekilde tutmuyor. Sürekli bir yenilik, bir şekilde bir yenilik getirmeye çalışıyor. Sürekli deniyor bu oyuncuları ne korkutabilir diye. Başarılı olan korku unsurlarını, başarılı olan oyundan keyif almamızı sağlayan unsurları bir sonraki oyuna aktarıyor. O yüzden Scott Cawthon'un bu oyunu çok iyi yapacağını düşünüyorum. En azından sonbaharda gelecek diyor da. Gerçekten sonbaharda gelecektir, daha erken biterdi. Gelmeyecekse demek ki oyun bayağı da gelişmiş bir oyunda olacak. Hani daha önceki oyunlar 87 gün içinde falan yapılıp piyasaya sürüldü direkt. Bu FNAF yani World Update'lerden hemen sonra başladı eleman bunları geliştirmeye. Modellemeler falan tamam gördüğüm kadarıyla. Konsept falan da tamam. Hikayesi falan da büyük bir ihtimalle belli. Ve adamın önünde 3 aylık bir süre var. Hani şu anda hiç oyunu yapmadıysa bile, ki yaptı görünüyor. Mekanlar falan filan her şey aynı görünüyor. Önünde 3 aylık bir süre var. 3 aylık bir süre boyunca oyunu ne kadar geliştirebilir bilmiyorum ama çok gelişmiş bir oyun göreceğiz gibi. Bayağı korkunç olacak. Five Nights at Freddy's 4'te ne kadar korktuğumuzu hatırlarsak bu oyundan çok daha fazla korkacağımızı düşünüyorum. Sister Location'da geçiyor. Tamamen yeni bir unsur, tamamen yeni bir mekan. Muhtemelen çok yeni bir lore göreceğiz. Hemen trailer'ı baştan açalım. Five Nights at Freddy's 1'i görüyoruz. Korku diyor. Five Nights at Freddy's 2'yi görüyoruz. Panik. Five Nights at Freddy's 3. Dread, dehşet. Five Nights at Freddy's 4 tabii ki. Terör. Bence çok daha fazla göreceğim. Don't hold it against us diyor yani. Bize... Lan biz suçlu değiliz gibisinden diyor sanki. Çünkü en sonunda da şey diyor. Bunu sürekli söylüyor. Trailer boyunca söylüyor. Ve en sonunda da... Nereye yazmıştım onu ya? You don't know what we've been through diyor. Başımızdan neler geçtiğini bilmiyorsun diyor. Sen asıl bizim başımızdan neler geçtiğini bilmiyorsun hocam. O kadar Five Nights at Freddy's 4 insan ne yapıyor? Haberin var mı? Neyse. Demek ki... Bizden bir nevi bir açıklama yapıyorlar bize. Anladınız mı? Hani... Bunu ya sana yapmak zorundayız gibisinden, yaptığımız için özür dileriz gibisinden. Ama tabii bilmiyorum, diğer taraftan manyak psikopat şeylerin teki de olabilir. FNAF 4. Şimdi aşama aşama inceleyeceğiz. Şimdi hafif geri çekelim.
Ha. Çok iyi, çok iyi yerde durmuşum. Gördüğünüz gibi karşımızda bir kapı var. Yani bu kapıyı açabileceğiz sanırım. Kapının yanında bir tane düğme görüyorsunuz. Sanırım bu düğmeden açıyoruz. Düğmenin altında bir tuş şeyi var ama kilidi var ama sanırım oraya şifre falan girmemiz gerekmiyor. Sağ tarafta üst kısmında sanırım benim düşündüğüm kadarıyla Ballora adlı animatronin posterini görüyorsunuz. Sol tarafta intercom var, yani telefon görevi görebilir, belki bize birileri ulaşmaya çalışıyor olabilir. Phone guy belki ulaşmaya çalışıyor olabilir, bilmiyorum. Belki bizi kurtarmaya çalışan birileri olacaktır veya birisini kurtarmaya da gidebiliriz. Konsepti şu an için bilmiyoruz. Ben burayı asansör olarak düşünmüştüm ilk önce. Ama yukarı çıkmıyor. Bak, sağ taraftaki ışıkları görüyorsunuz, şuradaki ışıkları. Bunlar aşağı veya yukarı çıkmıyor. Olduğu yerde kalıyor. Yani demek ki burada geçecek mekan. Bizim ofisimiz burası olacak. En azından ofisimiz gibi bir şey. Etrafta boraları falan filan görüyoruz. Büyük bir ihtimalle şeydeyiz. Böyle bir bakım odası gibi bir yerdeyiz. Gene bir şeylerin sorumlusu bizde. Ama burasını bilmiyorum. Şimdi az önceki mekan farklı bir yerdi. Bayağı yuvarlak bir yerdi. Çember şeklinde bir odadaydık. Ve bayağı metal bir yerdeydik. Metal bir yerde gibi bir şeydik. Burasının nasıl bir yer olduğunu bilmiyorum ama önümüzde bir panel var. Şurada panel var. Şurada göstergeler falan var. Gene bir bakım odasındayız ama sağ tarafta üst taraftaki poster kime ait? Onu hiç fark etmemiştim. Kime ait o ya? Baya bir tane sağ tarafta duran bir eleman var çünkü. Bakın, şurada duran bir eleman var, görüyor musunuz? Şu eleman, bir de şu eleman var. Belki bu Freddy Funtime'dır. Var çünkü. Freddy Funtime ile Foxy Funtime var. Bu da belki Bonnie'dir, emin değilim. Neyse. Tamam, o zaman çarpmaya başlayalım. Burası bir panel ama bunlar ne kadar uğraşırız bilmiyorum. Çok fazla karmaşık bir oyun mekaniği sunmaz bize Scott Cawthon. Şey tarzı o değil. Ama bir şeyleri izliyor olabileceğiz sanki. En azından burası şey gibi görünüyor. Şu camlar sanki işte, önünde bir tane cam var, sol tarafta bir cam var ve de sağ tarafta bir cam var. O camlardan bir yerlere böyle bakıp veya farklı farklı sanki böyle büyük salonlara bakıp o salonlardaki teknik işleri yapan elemanın yerine benziyor burası. Vana falan var gördüğünüz gibi. Gaz tüpleri falan var. Şurada dediklerim. Yani bilmiyorum, belki buradan sahne efekti falan ayarlıyordur böyle. Olabilir. Sol üst taraftaki eleman baloncu çocuk. Balloon boy. Ama tam olarak da değil. Balon çocuk böyle değildi. Ama çok benziyor. Olabilir. Balon çocuk olabilir. Belki yeni bir şey de olabilir. Çünkü tamamen yeni animatronikler tanıtıldı burada. Bu da şey. Bir tane maymun. Bu ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Belki sadece şeyler bunlar. Hani eski oyunlarda da vardı. Böyle oyuncak. Oyuncak olarak, aksesuar olarak şeyle duruyordu. Ofiste duruyordu. Belki onlardandır. Belki de gerçekten vardır. Şey gibi. Nightmare Freddy gibi. FNAF 4'teki. Devam edelim. Yukarıda ışıklar var. Kırmızı, yeşil, mavi. Şimdi. Bu bayağı balon çocuk değil ya. Balon çocuğa benziyor yalnız. Bayağı benziyor. Şey benziyor. Kafasında şapka var. Yüz. Giyim tarzı ama kukla. Baloncu çocuğun kuklası bu. Baloncu kukla. Baloncu kukla diyelim biz buna. Mavi ışık, yeşil ışık, kırmızı ışık. Bunlar ne olduğunu bilmiyorum. Belki bunlar gelen animatroniklerin hangi görevleri olduğunu şey yapıyordur. Hangi animatroniklerde arıza varsa belki ona göre böyle yanıp sönüyordur. İşte kırmızı işte Freddy şey yapıyor, mavi Foxy falan filan diye. Olabilir belki. Havalandırmadan geçiyoruz. Oyunun etrafta dolaşabileceğimiz bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çünkü Scott Cawthon böyle şey yapmıyor. Final Fantasy Freddy's oyunlarını bu şekilde yapmıyor. O etrafta dolaşırsak Final Fantasy Freddy's 4'teki gibi olur. Hani bir yerden bir yere de gideriz. Ama
pek seçeneğimiz olmaz. Mesela yataktan kapıya gitmek gibi, anladınız mı? Kapıdan baştan yatağa dönüp dolaba gitmek gibi. Hani işte GTA gibi free roam bir oyun olacağını zannetmiyorum. Veya belki şey de vardır. İki tane oda gördük, farklı oda gördük. Belki odalar arasındaki geçiş yapabiliyoruzdur havalandırma deliğinden. Ki sanırım şuralarda bir yerde bak şurada havalandırma deliği var. O yüzden şey olduğunu sanmıyorum. 26. saniyede bir şeydik biz, değil mi? Evet. Oo, Funtime Foxy bu. Mangle değil bu. Mangle olduğunu söyleyenler var mı? Mangle değil. Mangle'ın çünkü yüzündeki maske veya koruyucu veya yüzünün dış kısmı bir bütün olarak kalıyor. Böyle yüzünün kenarları oynuyor fark ettiyseniz. Bu büyük bir ihtimalle böyle jump scare yaparken bir şeyler olacak bunda. Ama sanki bir şeyler daha var gibi ya, ne bileyim. Boşu boşuna böyle bir detay eklememiştir. Çünkü baya deep low ground diyor, yerin altında. Balora'yı da maryonet gibi düşünüyorlar. Belki maryonet gibi bir karakter olabilir gibi düşünüyorlar ama sadece 4 tane biliyoruz şu ana kadar animatronik oyun içinde gösterilen bize. Hafızaların uyuduğu yerde, hafızaların kalıyor yerde. Yerin altında hafızaların kalıyor yerde. Funtime Freddy bunlar. Yüzlerin oynamasının dediğim gibi farklı bir olay da olabilir ama jump scare'lerde kesinlikle bunu kullanacaklar. Onu biliyorum. Öfke durdurulamıyor. Öfke aslında dinmiyor. Bu da Baby. Ve sırlar saklanamıyor. Funtime Foxy. Şurada hoparlör var. Yani bayağı ses efekti görebiliriz. Scott Cawthon ses konusunda kendisini bayağı geliştirdi. Five Nights at Freddy's 4'ten bildiğimiz kadarıyla. Ve burada hem ses, hem ses unsurunu hem de görüntü unsurunu birlikte kullanmamızı isteyebilir oyunda. Oyunun mekanikleri bu şekilde olabilir ki o şekilde olursa gerçekten çok zevkli olur. Gerçekten çok zevkli olur. Oyun bu arada bayağı gelişen bir oyun. Final Fantasy 1 ile karşılaştırdığınız zaman seri çok gelişiyor. Eğer devam ederse seriye büyük bir ve kaliteli yaptığı sürece de benim için sıkıntı yok. Yeterince oyunları kaliteli olsun yeter. Oyunları kötü olmasın yeter. Hani bazı insanlar şey oyunun serinin sütünü sağmak için şey yapıyor diye, seriden para kazanmak için oyun yapıyor diye. Seriden para kazanmak için oyun yapıyor tabii ki. Oyun yapımcıları bunun için oyun yapar. Tamam, sanat olarak bakarsınız da. Başka bir işin yoksa, oyun yapımı senin için hobi değilse ki çok fazla zaman alan bir şey. Genelde meslek olarak yürütülüyor. Para kazanmadan oyun yapmak insanı sadece bayağı zarara götürüyor. Balora üzerinde hoparlörü göremiyoruz. Freddy Funtime'in elinde mikrofon var. Baby ana karakteri gibi. Baby de şuradaki karakter büyük bir ihtimalle. Ama Freddy'nin elinde neden mikrofon var onu bilmiyoruz. Hoş Foxy de sanki şarkı söylüyormuş gibi. Hani elinde çalgı aleti olan birileri yok. Hani Bonnie gibi. Ve birazcık daha geri alalım. Freddy'nin üzerinde de mikrofon var gördüğünüz gibi. Şey var, hoparlör var. Freddy'nin elinde bir kukla var ve büyük bir ihtimalle kukla Bonnie. Birazcık daha geri alıp şey yapacağım. Birazcık daha geri al. Aa, bu terim çok iyi. Bonnie, kukla Bonnie. Bak nasıl Bonnie. Oh be, yüze baksana. Ne kadar insanın içini şey yapıyor ya, insan ruhunu böyle soğutuyor anında. Ne kadar psikopat bir yüz. Ne kadar hasta bir yüz bu. Seni öldüreceğim diyor resmen. Gözlerin yeşilmiş, harika. Tamam, burada durduracağız 5 dakika. Jumpscare'i iyice bir incelemek istiyorum. İnceleyemedik çünkü çok hızlı geçti. Durduralım bir yerde. Hop.
Baştan. Bir şey yakalamak istiyorum. 1.26'da bitiyor. Tamam dur. Yakalayacağım, yakalayacağım, yakalayacağım. O jumpscare'i iyice bir incelemek istiyorum. İyice bir incelemek istiyorum. Bir saniyenin altında sürüyor lan jumpscare. Oo, iyi, çok iyi yakaladık. Jumpscare. Bunun hakkında neler söyleyebiliriz? Jumpscare hakkında. Tamam, bu şekilde jumpscare yapacaklar. Orasını anladık. Sanki, yani bu jumpscare fikri çok güzel bir fikir. Ama sanki Final Fantasy 4'teki jumpscare'ler birazcık daha korkutucuydu. Hani oradakiler gerçekten güzel tasarlanmış. O kabus görüyordu çocuk, onu biliyorum ama hani görüntü olarak da korkutuyordu oradaki jumpscare'ler. Bayağı insanı korkutuyordu yani. Şey değildi. Sadece hani insanı şaşırtan bir jumpscare değildi. Oradaki şeyler bayağı böyle adamı yiyecekmiş gibi oluyordu. Ve bayağı korkutucuydu. Tamam, şimdi yavaş yavaş bir konuşalım bu video hakkında. İyice bir konuşalım bu video hakkında. Bu arka tarafta oynasın. Baby ön planda, onu anladık. Baby bayağı ön planda bir karakter. Ana karakter olacak. Freddy Fazbear'in yerini alacak. Ve bayağı psikopat bir karakter olacak. Animatroniklerde hoparlör var. Orasını biliyoruz. Don't hold it against us diyor. En sonunda da you don't know what we've been through diyor. Hani bunu bize karşı kullanma diyor. Bir şey bize karşı kullanma diyor. Veya bunun için bizi suçlama diyor. Ama şey diyor işte başımıza neler geçtiğini bilmiyorsun diyor. Demek ki bunların başından bilmediğimiz olaylar geçmiş. Diğer animatroniklere hiç yaşamadığı olaylar geçmiş. 5 dakika, şunu hemen bir halledeyim ben. Arka planda çalsın. Aynen. Demek ki çok farklı bir olaylar oyunda. Ve bu için gerçekten çok heyecanlı. Yeni bir lore görüşü demeyiz. Diğeri neye benziyor? Diğeri bir şeye benzemiyor. Diğeri bayağı bir şeye benzemiyor. İşte yukarıda ışıklar var. Belki şey yapıyordur ışıklar. Alarm veriyor olabilir. Onu söyledik hani. Animatronikleri tehlikeli bir yere geldiği zaman belki alarm veriyordur. Five Nights at Freddy's 3'te vardı işte. En azından animatronikler geldiği zaman değil de. İşte havalandırma şey olduğu zaman. Arızalandığı zaman arıza falan veriyordu. Havalandırmanı hareket edebiliyoruz. Demek ki odadan olaya geçebiliyoruz. Benim düşüncem bu. Şey olacağımızı düşünmüyorum. Etrafta buluşabileceğimizi düşünmüyorum. Serbest olarak çünkü oyunun mekaniğini, oyunun kendisini bozar ya. Oyunun özünü bozar. Mario'da şey yaptığınızı düşünsenize. Olmasa olur ama dedim yani, olabilir, her şey.
marionete benziyor Balor'a. Belki tam şey söyleyemeyeceğiz ama fazla bir şey verilmedi Balor hakkında, sadece orada olduğunu biliyorum. Hani hiçbir şey bilmiyoruz Balor hakkında. İşte bir dans ediyor. Evet, Mario'nun gibi davranışa sevgili bak. Şey var, dans ediyor. Ampulayı dans ediyor. Bir bağlayabiliriz Balor'a da. Tek bir bağlayabiliriz. Bilbop, Ennard ve Minerina. O zaten Scott Cawthon bize fazla karaktere ihtiyacı olmadığını gösterdi bizi korkutmak için ama genelde daha fazla karakterin daha fazla hikayeyi ortaya çıkaracağını düşünüyorum ben. Ama bu karakterlerin hepsinin bir şeyi var, yani alabileceği bir rol var mesela. 3 tane karakter var burada ve 3 karakterin üçünü de trailerde gördüğümüz 3 farklı küçük küçük karaktere şey yapabiliriz bence, yerleştirebiliriz. İşte kukla Bonnie vardı. Onun dışında balon çocuğa benzeyen kukla vardı. Bir de panelin üzerine duran maymun şeyi vardı. Oyuncağı vardı. Belki onlara verilen şeydir. Dur, bu olmadı. Videoyu baştan oynat. Bunlar olabilir. Başka ne kaldı söylenecek? Yüzdeki parçalar oyun jumpscare'dir. Jumpscare'ler oyun neler olabilir yazmışım. Odalar olabilir ha. Bunun dışında gördüğümüzden başka odalar da olabilir. Hani sadece bir veya iki oda değil, bayağı 4-5 tane oda olabilir. Ama çok fazla odanın insanların kafasını karıştıracağını düşünüyorum. O yüzden hani büyük bir ihtimalle videoda gördüğümüz şeyler, o trailer'da gördüğümüz odalar olacak. Onun dışında belki bir oda daha olabilir. İki parmak hareketi var şeyin. Dur, gösterecekse bunu orada. Baby'nin dermatolojiyi gösterirken hepsini göstermeden önce 4 tanesini gösteriyor böyle. Şey, yüzleri böyle teker teker oynarken böyle şey var. Bunlar bir sanat heyecanı sıfır kabancı. Bu ikide ayrı olay olabilir.
dışında neler diyebiliriz? Neler söyleyelim, bize ipucu verler. Burası bir sistem. Kardeş mekanı daha önceki oyunlara kardeş mekan aktif mekanlar hakkında bir iki şey söylemiştim bazı oyunlarda. Kardeş mekanda bazı kadar düşüncelerim bunlar. Böylece de tabii ki muhtemelen kaçırdığım çok şey vardı. Kaçırdığım çok detay vardı.